Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'de gündem transfer, uçaktan da anlayacağınız üzere transferle ilgili bir video izleyeceksiniz arkadaşlar. Vincent Aboubakar için büyük sürpriz. Şimdi Al-Nassr'da forma giyen, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bir şey söyleyeceğim, herhalde transfer sezonu bitene kadar her gün Aboubakar bize yazılacak. İngiliz basından Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United'ın Aboubakar'a ilgisi olduğu aktarılmış. Biliyorsunuz hemen Cristiano Ronaldo'yu yollarına ayırdı Manchester United Dünya Kupası öncesi ve şimdi de forvet oyuncusu adaylarından biri Aboubakar, biri Depay olarak güncellemişler. Yani ya Depay'ı ya Aboubakar alalım demişler. Bu arada Fenerbahçe'ye Depay'ı yazanlar ne olduysa onu da anlamıyorum. Yani Marcus Thuram'ı da, Mönchengladbach'ta Marcus Thuram'ı da takip ettikleri öne sürülmüş. Ve Aboubakar'ın sözleşmesi 2024'e kadar sürüyor. Öte yandan Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al-Nassr yönetimi Cristiano Ronaldo'nun ardından Aboubakar'ın ayrılığına oldukça sıcak bakıyor diyor. Ve Aboubakar'ın birçok takımın Aboubakar'a ilgisi olduğu yazılırken bu takımlardan bazılarının Al Ahli, Zamalek ve Rayavayakan olduğu vurgulanmış. Beklenti 10 milyon euro. Ben bu 10 milyon euro beklentiyi başka bir yerde, yine dünya basından haberler veren başka bir yerde 10 milyon dolar olarak okudum. Şimdi öncelikle şunu konuşalım. Aboubakar 30 yaşında 441 maça çıkmış. Kariyerinde 179 golü var. Kamerunlu futbolcunun 54'te asisti var. Yani oynadığı maç başına yarı yarıya gol katkısında bulunmuş bir isim. Aboubakar'la ilgili asıl büyük sürpriz şu. Aboubakar Kaleci maçında attığı gol sonrası sevinmemiş arkadaşlar. Ve bu gol sonrası sevinmeme Arabistan basınında geniş bir yer bulmuş. Zaten bu haberlerin arkasından çıkmış bunlar. Al-Nassr Aboubakar'a gelecek teklifleri dinleyecekmiş. 10 milyon dolar isteniyor diye, yani az önceki haberde euro diye ama bana gelen bilgi dolar şeklinde. Ve Türk basınında da bir haber çıktı. Neymiş? Jorge Jesus Aboubakar'ı istemiyormuş. Şimdi arkadaşlar, istemek ayrı şey, elde etmek ayrı şey. Ben de Peugeot 3008, 5008 falan hani hayran olduğum tipte arabalarda, ancak nasip olmadı. Nissan Qashqai nasip oldu. Qashqai aldım. Hani eldeki bütçe bu. Para bu. Ekonomi bu. Anlatabiliyor muyum? Yani Ali Koç çok istiyor Aboubakar'ı. Onu belirteyim. Ali Koç Aboubakar'ı çok istiyor. Evet, yanlış duymadınız. Ali Koç Aboubakar'ı çok istiyor. Hatta getirmek için de çok uğraşıyor ama kulübün mali şartları buna izin vermiyor. Ali Koç da diyor ki hiç değilse yarım sezonluğuna kiralık getirelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Fenerbahçe'de Samet Akaydın için geri sayım. Yani dur, bunu da konuşayım da sonra şey yapayım. Samet Akaydın'ın transferi konusunda Adana Demirspor'la her konuda anlaştı diyor Fenerbahçe. Şimdi biz anlaşıyoruz ama hani araya bazı şeytanlar giriyor. Ne bileyim, bazı sözden dönmeler oluyor. Biz bunu geçmişte yaşadık maalesef. Yani geri sayım başladı. Artık kesin gözüyle bakılıyor diyor. Hani savunmaya bir transfer yapmak isteniliyor. Her konuda el sıkışıldı. İş sadece imzaya kaldı ve geri sayıma geçildi. Başkan Murat Sancak geçtiğimiz günlerde de ben Ali Koç'a söz verdim demişti. Hani bu da zaten taraftarın hani olur mu olmaz mı soru işaretlerini yok etmişti diye düşünüyorum. Yaklaşık 3,5 milyon euro diyor bakın. Alınan bilgilere göre Kanarya 28 yaşındaki stoperi yaklaşık 3,5 milyon euro ödeyerek alacak diyor. Sanmıyorum. Listede başka isimler de var. Şimdi ara transfer dönemi ne zaman başlıyor arkadaşlar? 12 Ocak 2023'te başlıyor. Yani 10 gün sonra başlıyor. 8 Şubat 2023'te bitiyor. Yani bir aylık bile bir süre yok. Ve Fenerbahçe Samet'in yanı sıra listedeki birçok isimle ilgileniyor diye. Normalde başlığa koyduğum haberi son kısımlara koyarım ama burada şunu söyleyeyim. Hani son adım kaldı. Tek bir adım kaldı. O adım ne? Birincisi 8 milyon euro yıllık ücret alan Aboubakar'ı bizim getirmemiz için kulübü diyecek ki bari sizde oynasın. Hani en azından bir kısmını siz verin ücretini diyecek. Biz de kabul edeceğiz. Bariyle. Samet Akaydın için ise Belki de bir takas vardır. Takasa gidecek futbolcu ikna olacaktır. Belki de sadece bu kalmıştır geriye. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için transfer mesajı diyor. Napoli devre arasında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu istedi. Daha devre arasına girmedik bile, nasıl istedi? Kanarya Genç Yıldız için kararını verdi. Allah Allah. İngiltere, Hollanda'dan da teklifler var. En çok isteyen kulüp Napoli. Fenerbahçe demiş ki şampiyonluk yarışındayız, onu satmayız demiş. Piyasa değeri 12 milyon euro. Siz 12 milyon euroya bakmayın. 2026 Haziran ayına kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 12 milyon euro. Biz aynısını almaya kalksak 45 milyon euro çekerler. 29 maçta 2473 dakika sahada kaldı. 2 asist yaptı. Fenerbahçe 1.4 milyon euroya aldı diyor. Bakalım ne olacak diyor. Şimdi ben Ferdi'yle ilgili size enteresan bir şey söyleyeyim. Ferdi'yle ilgilenen kulüp sadece Napoli diye kim söyledi? Ya sadece Napoli olduğunu kim söyledi? Mesela Borussia Dortmund'un ilgisini duydunuz mu arkadaşlar? Hiç haberlerde falan okudunuz mu? Borussia Dortmund. Evet, Alman devi, yanlış duymadınız. Ve Borussia Dortmund, ben size bir şey söyleyeyim. Bence ilk resmi teklifi Borussia Dortmund yapacak Ferdi'ye. Demedi demeyin. Valla Dortmund istemesini istiyor da kim alır bilemeyeceğim. Ha, Milan'ın da ilgisi var. Sadece Napoli değil, İtalya'dan Milan'ın da ciddi bir ilgisi var. Onu da belirteyim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Denis Suarez vardı, hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe'ye yazılmıştı, çizilmişti. Hatırlarsınız ya herhalde Denis Suarez'i. Hani Celta Vigo'nun 10 numarası, 5 milyon euro piyasa değeri vardı. Bu Denis Suarez'i bize muhtemelen yazacaklar yine ama oyuncuyla sanırım yani sözleşmesini uzatmışlar. Hani yazın muhtemelen yine bize yazacaklar. Bir sene kaldı sözleşmesinin bitimine falan filan diye ama ben peşin söyleyeyim, bu futbolcuyu asla ve asla beklemeyin. Bizimle ilgili haberini görürseniz de inanmayın. Onu söyleyeyim. Luis Suarez, alınması için çok istekte bulunduğum Luis Suarez, daha önce de duyumunu verdiğim üzere maalesef Gremio ile sözleşme imzaladı ve basına da fotoğrafları yansımış durumda. Aslına bakarsanız bana kızıyorsunuz, farkındayım. Biliyorum kızdığınızın. Ben Aboubakar'a verilebilecek parayla Suarez'in getirilebileceği fikrindeydim. Ama denemedik. Jesus hocamın vardır bir bildiği. Adamın kariyeri 715 maç, 445 gol, 244 asist. Yani 715 maçta 690 gol katkısı ki dakika bazında vurursak herhalde 715 maçın çok altına düşer. Fenerbahçe'ye gelse çok şey katabilirdi diye düşündüğüm isimlerden biri. Hayırlısı olsun. Gerson'u yazıyorlar Marsilya'dan. Biliyorum çok zekice, yani Marsilya'dan Gerson çok zekice, kabul ediyorum. Yani beğeni tıklama aldırır. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Gerson Jesus'un bir takımına gidebilir. Aşağılarda bir takımına gidebilir. Zaten çözdünüz şifreyi. Çok da detaya girmeyeceğim. Son olarak da Alagöz Holding Iğdır FK. Bakın, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fenerbahçe'den savunma oyuncusu Çağatay Kurukalıp'la görüşüyormuş. Üyeler şu anda çok gülüyorlar. Aboneler de gülüyorlar. Çünkü biliyorsunuz ben bunu söylemiştim. Arkadaşlar, Eyüp Spor'la ilgili ben size sadece bunu mu söyledim? Bir, ne dedim size? Iğdır Spor'la ilgili. Eyüp Spor nereden çıktı? Eyüp Spor beni andı. Iğdır Spor, İster misiniz dedim bizim pilot takım olsun. İster misiniz Eyüp Akcan'ı alsın, Çağatay Kurukalıp alsın, birkaç isim daha alsın diye. Ve işin komik tarafı Eyüp Akcan'ı da aldılar. Çağatay'ı da alacağım diyorlar ama aldılar sayılır. Artık Melih Bostan mı gider, başkası mı gider bilemiyorum. Ama Iğdır FK ile iletişimimiz, ilişkilerimiz gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Benim bu kısımdan da aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi son bir adım kaldı bu iki transferin bitmesine. Ben bu arada hatırlatayım, Depay'la falan alakamız yok. Gerson'u falan beklemeyin. Denis Suarez'i beklemeyin. Luis Suarez zaten gitti. Lan Samet'le Aboubakar için dediğim gibi son adım kaldı. Bakalım ne olacak. Her şey için, hepimiz için hayırlısı olsun arkadaşlar. Videomuza bir beğeni atarsanız ben de anlarım ki bu süreleri de çok çok seviyorsunuzdur. Kanalımıza abone olarak da ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.